Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki deprem konutlarının son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Özhaseki yıkılan binaların yerine inşa edilen konutların Kasım-Aralık aylarında teslimine başlanacağını bildirdi. Ayrıca konut fiyatlarını düşürecek önemli hamleyi de duyurdu. 2-3 ay sonra inşallah evlerini teslim etmeye başlayacağız. Tarih verdi, net konuştu. Çalışmalarla ilgili bilgi aktardı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daydı. Düzenlenen 2023 Emlak, Gayrimenkul, Yatırım Sektörü Fuarı'nda konuştu. Gündeminde Kahramanmaraş merkezli deprem vardı. İnsanlarımızı şu anda güvenli konutlarda tutuyoruz. En fazla konteyner kentte veyahut da geçici mekanlarda misafir ettiğimiz bu insanlar için de büyük bir inşa çalışması başlattı. Özhaseki, afet bölgelerindeki çalışmalara değindi. Deprem konutları hakkında son durumu aktardı. Konutlar Kasım-Aralık aylarında teslime başlanacak dedi. Şu anda biz 200 bin bağımsız birimin daha çok konut olarak yapımına başladık. Müsait yerler bularak sert zeminlerde konutları inşa ediyoruz. 2-3 ay sonra inşallah evlerini teslim etmeye başlayacağız. Bir taraftan da yerinde dönüşüm yapan vatandaşlara da katkıda bulunuyoruz. 1 milyon lira, 1 milyon 300 bin liraya kadar para vererek o insanların da bir an önce evlerini kendilerinin yapmasını da teşvik ediyoruz, destekliyoruz. Özhaseki, vatandaşın konut problemini çözmek için hayata geçirilecek projeleri anlattı. Hazine arazilerini imara açacaklarını söyledi. Yeni bir yasa üzerinde çalıştıklarını belirtti. Şu anda birçok yerde artık müsaitlik firmaları %50 ile çalışıyor. Bu çok büyük bir rakam. Bu inşaat maliyetlerini çok artırıyor, konut fiyatları yükseliyor. Bunun tersine dönmesi için o zaman bizim elimizdeki imkanları kullanmamız gerekiyor. Şu anda milli emlak arazilerinin hepsi bizim bakanlığımızda. Çalışmaya başladık bile. Meclis açılınca ilk iş yeni bir yasa çıkaracağız. Yasada bu hazine arazileri de yer alacak. Vatandaşın konut sorunu çözülecek. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin işsizlik verilerini açıkladı. Bir önceki aya göre işsizlik oranı 0.2 puan azalarak %9.4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlikte düşüş, istihdamda ise artış var. Temmuz'da Haziran ayına göre işsizlik 0.2 puan azaldı, %9.4 oldu. İşsizlik oranı erkeklerde %7.6, kadınlarda ise %12.9 olarak tahmin edildi. İşsizlik sayısı da bir önceki aya göre 38 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi oldu. İstihdam edilenlerin sayısında ise yarım puanlık bir artış var. Bir önceki aya göre 318 bin kişi daha sisteme dahil oldu. Böylece istihdam edilenlerin sayısı 31 milyon 671 bin kişiye yükseldi. Bu oranda kayıtlara %48.4 olarak yansıdı. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı da Haziran'a göre 0.3 puan azaldı, %18 oldu. Söz konusu grubun %15.2'sini erkekler, %23.1'ini de kadınlar oluşturdu. Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği Nazım Hikmet için bir belgesel hazırladı. Belgeselde usta şairin sürgün yıllarında Prag'daki anıları ve fotoğrafları yer alıyor. Memleketim, memleketim, ne kasketim kaldı senin orayışı, ne yollarını taşımış ayakkabım, son mintanım da sırtımda paralandı çoktan, Şile bezinden. Görülmemiş fotoğrafları, ses kayıtları, el yazısı notları. Nazım Hikmet'in Çekoslovakya günlerindeki anılarını Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği belgesel haline getirdi. Sen şimdi yalnız saçımın akında, infarktında yüreğimin, alnımın çizgilerindesin memleketim. Yasaklı olduğu dönemde yurt dışında sürgün hayatı yaşayan Nazım Hikmet, hayatının bir kısmını da günümüzde Çekya olan Çekoslovakya'da geçirmişti. 1956-1958 yıllarında Prag Devlet Tiyatrosu arşivlerindeki Nazım Hikmet kayıtları Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği tarafından toplandı. Sen esirliğim ve hürriyetimsin. Çıplak bir yaz gecesi gibi yanan etkimsin. Sen memleketimsin.
Nazım'ın tiyatroda çekilmiş fotoğrafları belgeselde yer aldı. Usta şairin anıları ve Prag yıllarında yaşadıklarına da video klipte yer verildi. İki şey var ancak ölümle unutulur. Anamızın yüzüyle şehrimizin yüzü ve koparmış ipini eski kayıklar gibi yüzer. Kışın sabaha karşı rüzgarda tahta cumbalar ve bir saç mangalın küllerinde uyanır uykudan büyük İstanbul'um.